var, 1 Mayıs var vesaire evet, vesaire. Buna geliriz. Ayrıca geleceğiz. Buyurun efendim. Şimdi locals yerel halk anlamında da kullanılıyor. Yerel yatırımcılar anlamında da kullanılıyor. Yani şeyde, uluslararası literatürde. Şimdi toplantıdan söz edelim. Bu toplantı nerede oluyor? Washington'da oluyor. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu. Bu forumda Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir konuşma yapıyor. Bu konuşmada da locals kavramını kullanıyor. Hocam dediği son derece doğrudur. Uluslararası ölçekte, yani küresel ölçekte uygulanan bir emperyalist iktisat politikası var. Buna yerellere uydurma çabası. Buna ister yatırımcı ister halk deyin ama locals da yerel halkın da kastedildiği açık. Şimdi buradaki asıl sorun şu, bence asıl tartışma şu. Devlet Bahçeli niye durduk yerde birdenbire daldı buna? Birkaç geçen haftadan itibaren yaptığımız değerlendirmeler var. AKP'nin yeni arayışları ve yeni ne diyelim izleyebileceği siyasal stratejide MHP'ye yer yok. MHP bunu görüyor. O nedenle bize saldırıyorlar. Bana saldırdı Semih Yalçın, Emre Hoca'ya saldırdı. Bana bir daha devam etti şeyin üzerinden ertesi gün biz konuyu ele aldığımız zaman cevap vermeye değmeyecek ucuz hamaset ve tehditlerden ibaret bir konuşma. Bunun önemi yok ama şunu gördü bence MHP. AKP bir manevra yapmaya çalışıyor ve bu yapmaya çalıştığı yeni manevrada MHP'ye bu alanda yer yok. Yani AKP hem erken seçim tehdidini, baskısını ortadan kaldırmak, hem sistemi korumak, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu antidemokratik, baskıcı, totaliter rejimi korumak ve burada kimi düzeltmelere giderek, yani ne diyelim, rahatsız edici, taşınamaz bölümlerini törpüleyerek, bazı kısmi düzeltmelere giderek bu sistemi kalıcı hale getirmek ve dolayısıyla iktidarını kurtarmak veya belki bu dönemde AKP'yi toparlamak gibi hedefleri var. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi lideri, ki geleceğiz oraya, Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmeyi kabul etmesinden, dilini değiştirip Özgür Efendi'den birden Sayın Özal'a geçmesinin nedeni bu. Çünkü AKP Türkiye'yi taşıyamıyor, Türkiye de AKP'yi taşıyamıyor artık. Ben bir süredir MHP üzerinden gelen kimi endişelerin Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle en yüksek düzeye ulaştığını görüyorum. Burada tabii Mehmet Şimşek hükümetin yumuşak karnı gibi görünüyor. Bir, ekonomik kriz henüz atlatılabilmiş değil. Hayat pahalılığı devam ediyor. Yoksulluk devam ediyor. Emeklilere verilecek para yok vesaire. Dolayısıyla buraya vurarak bir parça kaybolan, yani itibar kaybını da gidermeye ve yitirdikleri seçmenleri yeniden kazanmaya çalışmak diye de okunabilir MHP'nin bu tavrı. Ama akşama doğru MHP çevrelerinden bazı gazetecilere sızdırılan bilgiye göre güya hedef Mehmet Şimşek değilmiş hocam. Hedef Mansur Yavaş ve İmamoğlu'ymuş. Nedeni de şuymuş, güya Mansur Yavaş ve İmamoğlu Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan bazı toplantılarda bu ifadeleri kullanmış güya. Şimdi o zaman o ifadeleri... Hangi ifadeleri? Evet, bu locals ifadesini kullanmış. Onlar güya onlara yönelikmiş. Mehmet Şimşek'i hedeflememişler. Eğer hedeflememişlerse bu kadar geniş yorumdan sonraki uluslararası medyada da, dünya batı medyasında da bu yer almaya başladı. Mesela bakın BBC World'e baktım ben. BBC Türkçe'yi de açıp bakabilirsiniz. Yani başlık bile şöyle BBC World'de. Bahçeli'den Şimşek'in yerel ifadesine tepki. Başlık bu. Başlık bu. Şimdi bu tip başlıklarla yer alan bir haber, açıklama yaparsınız dersiniz ki biz Mehmet Şimşek'i hedeflemedik. Hedefimiz İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tı diyebiliriz. Dolayısıyla ben İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmadığını gayri resmi olarak da bunu yalanlayarak AKP'ye hem parmak sallayıp hem de ne diyelim, kayıt dışı bir biçimde de ya siz hedeflemedik diyerek topu göğsünde yumuşatmaya çalışıyor gelecek tepkilere karşı. Ama ortadaki bir gerçek var. Hükümetin en zayıf karnı Mehmet Şimşek, çünkü ekonomi ona emanet edilmiş durumda ama kriz devam ediyor. Sefalet devam ediyor. Sefalet ücretleri devam ediyor. İkinci, yani ara zam yapılmayacağı hem asgari ücret hem emeklilere ilan edilmiş durumda. Kemer sıkma politikalarını sürdürecekler. Dolayısıyla buradaki nedir?
kötü özne ya da günah keçisi kim? Mehmet Şimşek. En kolay ona vurulabilirdi ve ona vurularak da ancak en iyi prim de onun üzerinden yapılabilirdi. Bu yüzden Mehmet Şimşek'e vurmuş durumdalar. Ben bu olayı Cumhur İttifakı'ndaki çatlağın resmen ilanı olarak okudum ben bu gelişmeyi. Eğer bir açıklama yapacaklarsa, çünkü bazı internet medyasına bu yönde bilgi sızdırılmış, kesinlikle amacımız, hedefimiz Mehmet Şimşek değildi diye bir bilgi paylaşılmış MHP çevrelerinden. Eğer öyleyse MHP çevreleri açıklasınlar, bize değilmiş diyelim. Buyurun hocam. Evet, şimdi tabii çok son derece haklısınız ve bence önümüzdeki kısa dönemli çözümlemelerde dikkate alınması gereken belirleyici bir değişkeni... Kısa hocam, şimdi bir dikkatimize Devlet Bahçeli'nin tam söylediğini okuyayım mı seyirciler? Lütfen. Şimdi çok önemli. Ağır çünkü. Önümüzdeki aylara... Tabii İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastediyorsa mutlaka onların adına var. Yok canım. Şimdi. Diyor ki Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, müfsit ortalığı karıştırıcı, ara bozucu demek. İfsat eden demek. Evet. İfsat. Müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir. Küresel emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hiyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak bilinmelidir ki milli felakete çanak tutmak devlete ve millete kastetmektir. Valla burada Özgür Özel ve Mansur Yavaş veya da Ekrem İmamoğlu falan yok. Şimdi ben size onu bir defa daha... Bu Devlet Bahçeli'nin sözleri değerli izleyiciler. Evet. Şimdi bakın... Yerel halk. Değerli izleyiciler. Devlet Bahçeli'nin milliyetçilik veya ulusçuluk açısından söylediği bu sözlerin hepsi doğrudur. Neden? Devlet Bahçeli ekonomi doktoru, unutmayın. Maliye. Ekonomi maliye evet. Doktoru, unutmayın. Demin benim söylediğim genel yapıyı derhal bu konuşmadan görmüş. Nedir o genel yapı? Emperyalizmin bütün dünyada IMF'in ve IBRD'nin yani Dünya Bankası'nın